Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 11. söz. Sonra o Sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı enamda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barekallah deyip müşahede etmek, emennâ deyip şehadet etmek, geliniz, bakınız, hayran olarak hayyâlel felâh deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Hem o sultanı ezel ve ebed, kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin izharına karşı tevhid ve tasdik edip, semi'na ve ta'na diyerek itaat ve inkiyat ile mukabele ettiler. Sonra o Rabbül Aleminin uluhiyetinin izharına karşı zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakirlerini ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi güna gün ubudiyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde farizayı ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki, yümni iman ile, emn-ü emanet ile mücehhez, emin bir halife-i arz oldular. Ve şu meydan-ı tecrübe ve şu destgah-ı imtihandan sonra, onların Rabb-ı Kerim'i, onları imanlarına mükafat olarak, saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak, Darüsselam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Sonra o Sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerde teşhirgâh-ı enamda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barekallah deyip müşahede etmek, emennâ deyip şehadet etmek, geliniz, bakınız, hayran olarak hayyâlel felâh deyip herkesi mukabele ettiler. Mütefekkir müminin kainat kitabına bakış ufku. Şimdi de oku. Sonra o Sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı enamda neşrine karşı. Bu tarafa koy bakalım. Oldu mu? Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezinattaki mükemmelliği, hayat-ı ilahiyedeki hüsn ve güzelliği,
saygısı. Temaşa makamında. Müdakkik bir... Şimdi zaten dersin sonunda diyor ki müştak, müştak, seyirci, şu en sonunda var ya. Seyirci, müştakı ve aynedar aşıkı. Ha, bak şimdi cennete liyakat kesbedecek müminin dünyada çok önemli oku. Ebedi ve sermedi dur. Olan bir yok, cemalin. Yok. Seyirci, müştakı, ha, müştak, ve aynedar aşık. Dur bak. Seyirci, müştak, müştak, seyirci. Bir de müştak seyirci. İştiyak. Müştak seyirci dedik Muhammed abi. Evet, maşallah geç bakalım. Ha. Müştak seyirci. Bak şimdi iştiyak bir ruh kalitesidir. İştiyak. Ya Rabbi hadis. Her an sana olan iştiyakımı arttır. Hayretimi ziyadeleştir. Hayretle bakmak, iştiyakla bakmak bir ruh kalitesi. Müştak seyirci. Bak. Baki, ezeli ve ebedi bir cemalın, namütenahi, hadsiz kemalin müştak seyircisi. Arif-i billah. Ya. Arif. Araf daha ilerisi. Bak, Üstad Hazretleri bak demiş, ben bir ağaca baktığım zaman 10 tane tiyatro, 20 tane sinemadan daha ziyade zevk alıyorum, lezzet alıyorum. Mehasin-i rububiyete medar, kemalatı esma gözüyle temaşa et. Ya müzeyyin, ya mükemmil, ya mücemmil, ya latif, ya kadir, ya alim. 99 esmayı say. Ve bu esma senin dünyanda iştiyak noktasında şu yanardağın lavının patladığı gibi iç aleminde böyle iştiyakla ne olması lazım? Allah Allah. Ziyadeleşmesi lazım. Ya. Müştak seyirci ve aynadar aşık. Aynadar aşık. Ya. Aynadar. Aynadar. Zat-ı Ayne-i Muhammedi'den Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Aynedir bu alem. Her şey hak ile lekaim. Evet. Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Burada tabi yani niye bu noktaya çıkamıyoruz? Hem ihlas, hem muhabbet, hem marifet için has sırrından istimdat almak lazım. Hasr. Risale-i Nur'da hasra medar çok güzel cümleler var. Yekiha. Biri iste. Biri çağır. Biri talep et. Biri gör. Başkaları görmüyorlar. Biri bil. Hasr manası. Sonunda da bire git. Allah Allah. Kainat kitabı. Allah Allah. Bak. Ne kadar muciz. Ne kadar mükemmel. Ne kadar müzeyyen. Ne kadar müşaşa. Allah tefekkür derinliğimizi ziyade kılsın. Başka bilmekler diyor manasızdır. Ya, tabii. Allah namına, esma isamına bakmazsan nedir? Mana ismi. Bak, mana ismi de ne kadar derinleşirse doktordur. Kalbi inceler. Bir mikrobu inceler, bir bakteriyi inceler. Bir ömür çalışır mana ismiyle. Afaki malum. Afak, afaki malum. Afaki malum. Ya Allah, ya. Manay harfiyle. Ya. Allah'ın sanatı. Ya Allah'ın sanatı. Cenab-ı Hak böyle bakar körlükten hepimizi muhafaza etsin. Bak, ülfet bizi perişan ediyor. Perişan ediyor. Bak. Bir şey, bir fikir adamı demiş ki, güneş 40 senede bir, 50 senede bir doğsaydı, 40-50 senede bir bassaydı,
O gün bütün insanlar işini, aşını, her şeyini bırakır, güneşin doğuşunu temaşa ederler. Batışını izlerlerdi. Yani Japonya'dan geliyorlar Nemrut'un kellesinin olduğu yerde ya, güneşin doğuşunu izlemeye. İzliyorlar. Yani şimdi yani ibret de bakmak lazım. Bak üstad üç kelime söylüyor. Fikret, ibret ve ünsiyet. Fikret, fikirde derinlik. Fikirde derinlik altyapı ister. Değil mi? Fikirde derinlik ne yapar? Altyapı ister. Şimdi bakıyorsun şu binanın kolonu. Tamam. Hissi zahiri noktasına adam oraya kolon dikmiş. Ama bunun bir fikir derinliği var. Arkasında ne var? 5000 senelik mühendislik statik hesapları var. Kolonu oraya 70 katlık apartmana kolon dikmiş yani. Bu bir de tesadüfle olmaz. Şeyi tuğlayı tuğla üzerine koymak da olmaz. Arkasında 5000 senelik ne var? Mühendislik var. Şimdi fikre medar bakış da öyle. Bir kan uzmanının kana bakıp kandaki detayları görmesi, izlemesi, onun hakkında rapor çıkartması nere? Ami bir insanın kanlı anları bulan elimi kirlettirdi, mahvetele gey suyu vur demesi nere? Bak, fikirde derinlik bir altyapıya muhtaçtır. Mütala ve müzakere ettiğin mesele, uzmanlığın varsa, fikir usuliyetin varsa o meseleyi daha hakimane, daha müderler, daha derinliğine, daha müşahşı. Yoksa ami bir nazar göremez yani. Bak, fikret bir. İkincisi, ses gitmiyor mu? He? Kapalı. Kapalı mı? Gene mi pili bitti yani? Pili bitmiş herhalde. Pil var mı? Daha yeni değiştirdi. Çalışıyor abi, sıkıntı yok. Şu birazcık aşağı. Pil. Pil ama biraz zayıf gibi ha? Dur bakalım. Bakın abi. Evet. İyi yakın tak. Tamam. Evet. Dur bakalım. Nerede kalmıştık ya? İbret, fikret, ünsiyet. Fikirde derinlik altyapı ister. Ya her şeyde derinlik altyapı ister. Bak, Mehmet Feyiz abi Allah rahmet etsin. Kardeşim huzurda idman ister. Huzurda idman ister. Bak ya. Bak. Huzur, ses gidiyor mu şimdi? Ha. Kardeşim huzurda idman ister. Her şeyin altyapını yapmadıkça orada kemala çıkamazsın yani. Bu sünnetullah kanunu. İlmin altyapısı talimdir. Tedris da, medaris, medrese. Ulumu aliye, alet ilimleri ve de ulumu aliye. Ali ilimlere çıkmanın merdivenleri ne? Gramer. Burayı bileceksin, öyle çıkacaksın Arapçaya. Bütün ilimlerde öyle. Teknolojide öyle. Bakın. Altyapı. Neyse. Şimdi fikret bir. İbret iki. İbret nazarı. Usta diyor ki ben, değil mi? Ben 70 bin müderristen ders aldım. Değil mi? 80 bin mi diyor? 80 bin mürşitten ders aldım. Bakın şimdi sünnetullah kanunlarına göre 80 bin mürşit hepsi 5 dakika ders verse insanın ömrüne sığmaz ki. Ya nasıl oluyor? Ha, ibret nazarı muallim gibidir. Bir sohbette birisi demiş değil mi? İbretle bakarsan ders alırsın tabaktan. İbretle bakmayanın farkı yoktur kabaktan. Kabaktan. Allah Allah. Bak. İbret nazarı muallim gibidir. Hemen o anda ne yapar? Sana mesajını verir. Bak. Bir Müslüman da ibret nazarı açılsa
O her şeyden ders çıkartır. Çiçeğe bakar, böceğe bakar, buluta bakar. Bakın, şimdi şöyle bir sır var. Risale-i Nur'da bu mana var. Ben biliyorum, böyle bir mana var. Bir nur talebesi o manaya çıktığı zaman tekmil manası. Tedris, tetabuat, tedris, rusuhiyet ve tekmil. Şimdi tekmil manasında böyle bir sır var bakın. Şimdi şurada bir su var. Menba su içebilir misin? İçersin. Ama su bulanık. Mikrop girmiş. Şehre girmiş, o su sosyalleşmiş. Yılanlar, çıyanlar, bakteriler, efendim, lağım şeyleri. İçilecek özelliği değil. Bakın, kullanacak özelliği de yok. O kadar kirli ki şey gibi, sen söyle, sanayiden çıkan artık sular gibi. Bozuk. Şimdi bu suyu kullanabiliyor musun? Çok zor, çok müşkül. Bakın, insanın fıtrat-ı insaniyede şurada dağdan su geliyor, değil mi? Şuradan su geliyor. Suyu hızlı boruyla aşağı indiriyorlar. Adam ne yapıyor? Santral kurmuş, elektrik santralı kurmuş. Yukarıdan su geliyor, değil mi? Su santrala giriyor. Ne meydana geliyor? Bak, elektrik, nur unsuru. Öyle değil mi? Heh. Bakın şimdi, santral kurulmuş ya, su giriyor, sistemin içinde dönüyor, ismi nura mazhar oluyor. Öyle mi? Bu işte fizik kanunları. Bugünkü herkes biliyor, değil mi? Bakın, şimdi santralı mükemmel kurdun mu, suyun niteliğinin fazla önemi yoktur. İlla erikli gibi menba suyunu oraya tökmeye gerek yok. Kirli su olsun, bulanık su olsun, efendim, çamurlu su olsun dahi oraya girdi mi ismi nurun tecellisi elektriğe dönüyor. Bu sır insanın fıtratında var. Risale-i Nur müdakkik usta diyor. Müdakkik bir nur talebesi la mevcuda illahu demeye muhtaç olmuyor. Şu ekmel manaya çıktığı zaman ne okusa, ne görse, neye baksa hemen tevhidin ayatını, envar ve esrar-ı ilahiye medar sırları, envarları, esrarları hakimane düsturvarı yakalar. Tespit yapar. Hemen anında. Anında. Hats-ı kat'i derecesinde. Şimdi bir çocuğa desen ki ya oğlum gel bakalım 214.812 ile 647.305'i çarp. Versen bunun eline kıyamete kadar çarpamaz. Babası da bu bir ömür boyu çarpamaz. Babası da kıyamete kadar çarpamaz. Aha. Ama burada hesap makinesi var. Bir tuşa basıyorsun. Bu mana yani iş dünyanın tam mamur tabiri caizse tam şey elektrik santralı gibi mamur kılırsan hariçten, afaktan ne gelirse gelsin hepsi marifete, hepsi ilme, hepsi imandaki şuurun tekmiline kuvvet verir. Nazar ibret. Ya ibret nazarı, ya ibret nazarı. Ya, ibret nazarı. Şurada dediğinizi teyit eden bir şey. Yok. Zerreden ta şemse kadar tabakat-ı mevcudat Zat-ı Zülcelal'in envar-ı marifetini ne suretle neşrettiğini kıyas edebilirsin. Zerreden şemse kadar. Şemse kadar. Tabakat-ı mevcudat Zat-ı Zülcelal'in envar-ı marifetini ne suretle neşrettiğini kıyas edebilirsin. İşte marifetullah'ta terakkiyat maneviyenin derecatını ve huzurun meratibini bundan anla ve kıyas et. Kıyas et. Abi burada okuduğum sünnede şimdi beş şey söyledi Üstad Hazretleri. Takdir, istihsan, müşahede, şehadet. En sonunda istişhat manasını belli oranasını olur acaba böyle hayyal el felah değil.
herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Şimdi geleceğiz oraya. Hayır, sabır. Sabır. Oku bakalım. Sonra o Sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgah-ı enamda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek. Ya, bak, bak. Dün konuştuk değil mi? Bakın Cenab-ı Hakk'ın sanatındaki icazı, mükemmelliği, harika ahvalı, hayretle insan temaşa ederse hayret hemen tesbihe döner. Dün misal verdim değil mi? Çölde yaşayan bir insanı düşün. Çölde hiçbir şey gördüğü yok. Onu getir. Dünyanın en güzel çağlayanın yanında gözlerini birden aç. Bakar bakmaz. Maşallah. Bak. Hayret neye döndü? Tesbihe döndü. Maşallah. Subhanallah. Fi sun'ur. Nasıldı? Subhana men tahayyara fi sun'il ukul. Allahu ekber kebira min kulli şeyin kudreten ilmen. Bak, hemen hayretteki hararet zikir ve tesbihe, tazime döner. Hayretteki hararet. Sanatıyla akılları hayrette bırakan Allah her türlü noksandan, kusurdan münezzehtir. Evet, oku. Subhane men tahayyere fî sun'il. İşte bu dedim mi dersin başında? Yani mütefekkir bir Müslümanın kainata bakış neleri, göstergeleri. Evet, oku bir daha. Abi o her ne müşahede ederse ilim olur dediği bu mu anlamadım? Ya. Evet. Sonra o Sani Zülcelal'in... Hani o şey gibi, elektrik şey var ya, santral gibi bak. Evet. Su girer girmez ne çıkıyor? İsmi Nur'un elektrik üretiliyor. Evet. Aynı onun gibi düşünüyor. Ya. Burayı okurken benim aklıma şey geldi. Bu bütün mahlukat nur-u marifeti neşrediyor. Evet. Arif-i Billah da onları topluyor. Alıyor. Oradan ıslatıyor. Fikret, ünsiyet ve evet. Şeyle, ibretle marifet. Gözün nuru, nur-u imanla inkişaf eder ve kavileşirse insan ve bütün kainat gül ve reyhanlarla müzeyyen bir cennet bahçesine çevirir. O zaman o insan bir nahl-ı hakikat olur. Hakikat arısı. Şimdi arı yüzlerce çiçeğe konuyor. Hepsinden şey almıyor mu? Polenleri almıyor mu? Nahl-ı hakikat. İbret, fikret, ünsiyet. Ya. Gibi usare ve şıraları alır, evet. Gelir kalpte imanlı balları yapar. Evet. Şehdi şehadet yapar. Evet. Evet. Sonra o Sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgah-ı enamda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek. Takdir bak. İşte bak Müslümanın bakış ufkundaki derinlik. Takdir bir. Devam et. Ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek. İstihsan. O güzelliği görüp, güzel bakış, güzelliği kabul. O güzelliğe bir cihete de sani namına tasavvuf etmek, sahip çıkmak. Ettiği ki. Barekallah deyip müşahede etmek. Müşahede. Allah Allah. Emenna deyip şehadet etmek. Evet. Bak şimdi o yakın nuru inkişaf ediyor. Ha. Yerlerin ve göklerin sahip ve maliki kimdir? Allah'tır bak. Evet. Emenna deyip şehadet etmek, geliniz, bakınız hayran olarak hayyâlel felâh deyip herkesi şahit tutmakla bak şimdi, mukabele tasdik, ettiler. Tasdikten sonra ne geliyor? Tebliğ. İçindeki bu hakikati saklı tutma. Kalk. Ey örtülere bürülmüş Nebi. Kalk. Kayet. Kum. Ve korkut. Allah. Kalk. Ya. Bakın şimdi bir nur talebesi Risale-i Nur ciddi manada sürekli hasbes samimi okursa Risale-i Nur onun içinde durmaz. Kalk. Yürü. Konuş. Saf-ı evvel abilere bakın. Allah Allah. Niye biz konuşamıyoruz?
Niye biz konuşamıyoruz? Bakın. Bir kardeşimiz medresede kalıyor 3 sene. Üniversite okuyor 3 sene. Bir sene sonra mezun olacak. 3 senedir sırada yanındaki arkadaşına bir cümle söylemiyor. Yani. Bir cümle konuşmuyor. Niye? Şurada dünyanın en güzel değirmeni var. Taşları çok güzel. Sistem de çok güzel. Dönmüyor. Niye? Su eksik kardeş. Su eksik. Su eksik. Ne demek istediğini anlıyor musun? Su gelse kıtlı yolları. Ha? Ha işte o. Ha işte Risale-i Nur o. Su vuracak çark dönecek. Su eksik. Bir arkadaşımız vardı. Talebelik döneminde Risale-i Nur çok okuyordu. Bak Risale-i Nur çok okuyordu. Çok da güzel anlıyordu. Çok hoş. Gitti öğretmen oldu falan. Aradan 13 sene geçmiş. 13 sene sonra bir mekanda karşılaştık. Baktım o eski mesela Ahmet. O Ahmet eski Ahmet değil. Allah Allah. O cevval, o aktif, o faal, o gayreti Ahmet gitmiş. Yerine sanki bir kütük gelmiş. Kütük. Ya. Dedim şöyle bakalım. 13 senedir ne yaptın? Bakın başı neydi? Şöyle bakalım. Külliyatı 13 senede kaç kere okudum? Ses vermedi. 13 senede bir kere bile Risale-i Nur okumamış. Dünyanın en güzel değirmenini buraya koy. Su yok. Su yok. Su yok. Su yok. Niye dönsün? Niye buğday istisarısın? Aynı kanun, sünnetullah kanunu. Ne verirsen, ne ekersen, ne verirsen o kadar alırsın da, sünnetullah. Ya. Abi bu Risale'nin şeyi var ya, barınak aslında. Müvasalatımın ilk gecesinde diyor, memleketine gidiyor. Akşam ve yatsı arasında, nelerimin istisar ettiği o odada ders oluyor misafirler. Bakın şimdi yani Risale-i Nur Dairesi içerisinde çok mestur ince sırlar var. Biz Hacı İshak'la 40. Hoca İspir'in bir köyüne gittik. Köy. Yaylaya çıktık. Şimdi 40. Hoca, Osman Demirci Hoca da vardı. Onlar yattılar. Hacı İshak'la beraber. Hacı İshak. Hacı İshak evliyadan bir zattı. Allah rahmet etsin. Makamını cennet etsin. Böyle seki var. Yayla havası çok da hoş. Hacı İshak. Millet de yatıyor. Hacı İshak'ın uykusu yok. Ben de uykum yok. Dedi hele bu ismi kayyumdan bir konuş. Bak. Murayim. Şimdi biz seki değil, sekinin altında yatanlar da var. Bir abimiz bak burada yatıyor altta. Altta yatıyor. Biz de burada, ben de ismi kayyumdan başladım konuşmaya. İsmi kayyum. Ya hay ya kayyum. İsmi ya, kayyuma. Çekecek de şey müsait değil. Yani 40. Hoca var, bunlar yatıyorlar böyle. Salon da geniş. Köy evi yani. Sobayı da yaktılar. Enteresan yayına. Yaşlı adam sobayı yak, ne yaşın? Dedi ki sen karışma hele dur. Buranın üslubu budur. Hakikaten soğuk oluyor. Yani. Neyse biz orada ismi kayyumdan böyle ince sır ve hakikatlerden konuştuk. Belki sohbet bir saatten daha fazla, 1,5 saat kadar sürdü. Neyse ondan sonra dedik yatalım, yattık. Meğer orada altta yatan bizi aynen dinlemiş. Hiç uyumamış. Altta yatan. Bak köydeki bin ortalığı dese ama Halis-i Asbi. Sabahleyin kalktık. O yayladan başka bir yere gideceğiz. Bir bahçeye gideceğiz falan. Ona yaklaştım o altında yatana. Dedim ki araba var beraber gidelim. Yok dedi ben araba binmeyeceğim. Niye?
Yani yaya aşağı yukarı yarım saat sürer. Tamam. Belki daha da fazla. Arabayla 10 dakika falan. Dedim niye arabaya binmeyeceksin? Dedi kusura bakma. Ben gece sizin sohbetinizin hepsini dinledim. Bant gibi aldım. Şimdi bu yarım saatlik yolda o bantı kendi alemimde ya çevirerek öyle geleceğim. Bak. Ya bak. Çok hoşuma gitti yani bak. Yarım saat dedi ben o gece söylediklerinizi böyle alemimde yoğuracağım. Kanunda 5 dakikada yoğurursan çiğ köfte olmaz yani. Emek lazım. Bir de malzemenin kalitesi lazım. Kaliteli malzeme, emek. Emek. O zaman. Bir de ihlasını katacaksın. Neyse. Nurun alem olsun. Evet. Çok kolay. Hizmet edelim şey ya. Biz dün akşam gördük. Akşam gördük. İçimizi yaktı sorma. Demek ki abi tam lezzet almış. Evet. Oku bakalım. Bakın. Hayalen ne? Ne diye ne oku orayı? Sonra. İlkten sonra. Geliniz bakınız hayran olarak hayyalel felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Herkes şahit. Meşrut olan her şey Allah'ın varlığının neyi şahidi. Bir de ne yapacaksın? İkaz edeceksin bak. Uyandıracaksın. İrşad edeceksin. Tebliğ edeceksin. Ya. Şu hakikatlara nazarları celb edeceksin. Geçen konuştuk da bakın şimdi kainat çok bedi, çok müzeyyen, çok güzel. Kainat güzel mi? Peki kainattaki bu güzelliğin sırrı ne? Ya, kainattaki bu güzelliğin sırrı itaat sırrı. Ya. Bütün zerre, bütün mahlukat emri ilahe ne yapıyor? İtaat ediyor. İtaat sırrı. İnsanın şerefi Allah indindeki kadr ve kabil kadrının kıymeti, kabuliyet ve makbuliyet arşına giden yolun da altyapısındaki sırr-ı azim itaattır. Bundan 900 sene önce Şah-ı Geylani şeyde yaşamış. 900 sene önce tüccar vardı, amir vardı, memur vardı. Vardı bak. Onların hepsinin ismi silindi. Silinmeyen isim. İtaat. İnkiyat. Nasıl bir itaat? Ya nasıl bir itaat ya? Üstad diyor bak, insan diyor, İşaret-i Ucaz'da, insan diyor teklifi. Değil mi? İnsan teklif için yaratılmış. Kendi iradesiyle omuzuna alırsa, ya Rabbi tamam, sen ne emretmişsen onu yapacağım, neden sakın demişsen sakınacağım dese, teklifi omuzuna alsa, o insan diyor nevinin medarı iftiharı olur ve cennete liyakat kesbeder. İtaat sırrı ya. İtaat. Bütün evliyayı velayet derecesine çıkartan nedir? İtaat ve inkiyat. Evet. Sonra güzelliğin, insandaki güzelliğin, iman güzelliğinin, ahlak güzelliğinin, muamelat güzelliğinin altında ne var? Yine itaat var ya, itaat.
Evet. İnkiyattan ne anlıyoruz abi? Kayda girmek. Bakın, vellezi nefsin Muhammed'in biyedihi kasemi. Değil mi? Peygamberimiz Muhammed'in eli Cenab-ı Allah'ın kabzayı rububiyetindedir. Uzatıyor. Eğer bütün mahlukat içerisinde bir istisna olsaydı onu kime verirdi Cenab-ı Hak? Resulullah'a verirdi. Bak. Resulullah dahi dilediği şekilde yaşayamaz. Bak bu ölçü inkiyat. Bak Müslüman her yere gidemez. Her şeyi yiyemez. Her şeyi konuşamaz. Bak. Bu ölçü. Bak. La ilahe illallah tevhid. Muhammed'in Resulullah şeriat. Şeriatın ölçüsü içerisinde durmak durumunda, yürümek durumundasın. Evet. Sonra o Rabbül Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı zaaf içinde aclerini. Yani burada da bak kulluğa medar. Yani namaz ve ibadet. Allah'a kurbiyet ve kulluğun şeyini çiziyor. Çerçevesini çiziyor. Oku. Sonra o Rabbül Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı zaaf içinde acileri bu. Bak. Ve ubudiyetin hülasası ya, olan namaz bak. İle mukabele. Ya bak ibadet bu. Değil mi? Allah'a karşı aczını, naks ve kusurunu bilmek. Fakrını bilmek. Kulluz, kuluz ve kusuruz. Bitti. Kusur. Ya. Kuluz ve kusuruz. Bakın şimdi peygamberimiz değil mi? Bir vayette 100 kere ne yapmış? Tövbe etmiş. Değil mi? Estağfurullah çekmiş. Bu 100 kere niye tövbe ediyor? Ümmete bakan cephesi avam nasıl anlasın? Ya Resulullah günde 100 kere tövbe ettiğine göre demek bizim dünyada 1000 kere, 10.000 kere, 100.000 kere tövbe etmemiz lazım. Bak oradan ders. Peki Resulullah niye tövbe ediyor? Resulullah'ın bir saat önceki marifet ufkundaki derinlik ile bir saat sonraki, bir saat çok da belki bir dakika, beş dakika öyle düşün. Bir saat sonraki Resulullah'ın marifet ufkundaki derinlik arasında öyle bir azim fark var ki Resulullah bir saat önceki ahvalına ne yapıyor? Estağfurullah çekiyor. Ya. 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 Şimdi lehül mülk. Şimdi bunu biraz daha açalım. Değil mi? Lehül mülk. Ardullahi vasi. Allah'ın arzı ne? Geniş. Lehül mülk. Ha. Şimdi ben çocukken dayımın oğlu vardı. Şimdi yağmur yağdığı zaman ilkokuldayız daha. Yağmur yağdığı zaman ben diyordum ya şimdi bizim dünyamız. İşte çocukluk. Şu anda hava kapalı ya. Şu anda dünyanın her tarafına yağmur yağıyor. O da diyor aslanım öyle olur mu? İspat et. Şimdi ben haklıyım, o haksız. Bak arkadaş, dünyanın doğusu, çocuğun dünyasında, dünyanın batısı, kuzey, güney. Bütün sema ne? Kapalı. O da, şimdi ben ona diyorum, göster. O da gösteremiyor. Coğrafya okumamış, bilmiyor daha çocuk. Aslanım öyle olmaz. Öyle. Şimdi, bak, şimdi lehül mülk. Allah'ın mülkünün genişliği. Uçağa bindin. İstanbul'da biraz yüksel, az daha yüksel. İstanbul'un en büyük gökdeleni kibrit kadar görünecek. Ya bu insanların canını, malını, mülkünü, izzet ve şerefini feda etmek için diktiği şu gökdelen meğer kibrit kutusu kadarmış. Biraz daha yüksel, İstanbul kibrit kutusu kadar. Biraz daha yüksel, Türkiye kibrit kutusu kadar. Biraz daha yüksel dünya, biraz daha yüksel güneş sistemi, biraz daha yüksel Samanyolu. Bak. Şimdi ne? Şimdi bunu bir seri sürü kabul et. Ya Allah'ın mülkü. Gördüm. Nasıl gördün bak? Tabakat. 4 tane, 5 tane evliyayı düşün. Birinci evliyanın seri sürüsü. Allah'ın mülkü nasıl? Kardeşim Allah'ın mülkü o kadar geniş ki nasıl? Şu gökdelen var ya, günün genişliği yanında benim gözümde
kibrit kutusu kadar göründü. Ulan ey maşallah Allah'ın mülkü, sen epey ne yapmışsın? İhate etmişsin. Sen söyle. Ben onu da aştım. Ben İstanbul'u kibrit kutusu kadar gördüm. Ben Türkiye'yi, ben dünyayı, ben güneş sistemini, ben galaksiyi. Ne kadar ne var. Git yani. Evet. Gidebildiğin kadar git. Oku. Daha bunlar gibi güna gün ubudiyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen Mescid-i Kebir'inde farizayı ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. İşte şu anlatılan vasıflara mazhariyet ile esas ahsen-i takvim manası bu. Şu mazhariyetlerde, şu manalarda kulaş attığın zaman sen ne oluyorsun? Ahsen-i takvime, takvime medar bir ayna olmuş oluyorsun. Evet. Oku orayı. Daha bunlar gibi güna gün ubudiyet vazifeleriyle şu dar dünya denilen Mescid-i Kebir'inde farizayı ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. İşte yani kulluk görevini hakkıyla ifa ve icra manası. Bütün mahlukat üstünde bir mertebe fıtratın farizası. Hayatın lazımı Allah'a itaat ve inkiyattır. Yani bilgisayar diliyle ifade edersek Allah insanın fıtratına iki tane şey koymuş. Bilgisayar diliyle format. Biri marifet, biri ubudiyet. İki formatımız var. Tamam. Oraya bırak, bitir. Tamam, oku. Hı. Oku. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümnü iman ile emnü emanet ile mücehhez emin bir halifeyi arz oldular. Evet. Vazife-i fıtrat farize-i zimmet diyor ya. Evet, o ayet-i farize-i kübrat. Zimmet. Vazife-i fıtrat farize-i zimmet. Fıtratın farzası, hılkatın vazifesi marifetullah'tır, Allah'ı bilmektir. Evet. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümnü iman ile emnü emanet ile mücehhez emin bir halifeyi arz oldular. Evet. Emin bir halifeyi arz oldular. Evet. Ve şu meydanı tecrübe ve şu destgah-ı imtihanda bu cümleye bakın. Ve İslamiyetlerine ücret olarak Darus Selam'a davet ederek. Bak. Burada imanlarına mükafat ben... Allah'tır. Değil mi? Allah ise hayatını ve ömrünü Allah ona ne yapıyor? Ebediyeti veriyor. Ama cennet tabi Allah'ın fazlı. Doğru. Peygamberler dahil hiç kimse cenneti kesbinin karşılığını almıyor. Ama cennetteki makamat, rütbeler, mazhariyetler bizim İslamiyetimizle endeksli. Senin namazın, senin orucun, senin hayrın, senin din namına şehitin şey, senin cennetini genişletiyor. Bekayı Allah imanın karşılığı veriyor. Cennetteki makam, cennet-i firdevs var, değil mi? İslamiyet. Değil mi? Cennet-i firdevs var. Cenneti ne var? 7 tane cennet var. Cennet-i illiğin var. Oradaki fark, değil mi? İslamiyet. İslamiyetteki ubudiyetin, hizmetinin, kemalatın ismetinde Allah orada sana saadet ebediye de cennette devam cennetten güzeldir. Tabii tabii, tabii. İman da büyük nimet yok. İmandan büyük devlet yok. İmandan büyük saadet yok. Ya. Hayır, de peşin almış.